Aa Bekir'im. Ay vay, helallaştım biliyorsun sen ondan. Ay dedi hakkımı helal etti. Sanki senin içine mi doğdum? İçine mi doğdu benim annem? Ben sana nasıl dayanacağım? Her gün günde 15 kere konuşuyorduk günde. Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı hayatını kaybetmesinin ardından Burdur'un Ağlasun ilçesine geldi. Evinde oğlu için gözyaşı döken Soyman, Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi. 6 ay Bodrum'da 6 ay burada yaşatıyordum. O melek oldu. Melek oldu benim oğlum diye ağladı. Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz önceki gece fenalaşıp hastaneye götürüldü. Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz dün hastanede yaşamını yitirdi. Bodrum'da olan Soyman ölüm haberinin ardından Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarını geçirdiği Yeşilbaş köyüne geldi. Safiye Soyman'a Faik Öztürk ile kızı Ümran Akaröz de eşlik etti. Yeşilbaş köyü muhtarı Ali Koçer ile çok sayıda seveni taziye için Safiye Soyman'ın evine geldi. Evinin önünde gözyaşları döken Soyman, sana nasıl dayanacağım, günde 15 kere görüntülü konuşuyorduk. Beni beklemiş yavrum, 45 gün içinde çekimden sonra geldim, beni beklemiş annem, nasıl dayanayım, Allah bana sabır versin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi. Organik beslensin diye ağabeyi ekti biçti. Ev yaptırdı ona. 6 ay Bodrum'da 6 ay burada yaşatıyordum. Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır? Nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. Nefes alsın diye köyde ev yaptırdık. O melek oldu. Melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil diyerek ağladı. Harun Akaröz'ün cenazesi bugün Ağlasun Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından Muğla Bodrum ilçesine gönderildi. Cenazesinin bugün ikindi vakti Gündoğdu beldesi mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.